Kitabımızın adı Günlük. Yazar Anna Grigoryevna Dostoyevski. Perşembe 5 Eylül 1867 Oldukça erken bir saatte uyandım bugün. Dün kitaplıktan aldığımız Balzağ'ın Parents Pavris adlı romanını okumaya başladım. Şimdiye değin Balzac'tan tek roman bile okumadığım büyük bir utançla itiraf etmek zorundayım. Hiç tanımıyorum sayılır Fransız edebiyatını. Bunun için boş vakitlerimde iyi yazarlarını keşfedip okumak istiyorum. Fedya yol göstericim olacak. Önemsiz kitaplarla zaman öldürmemi önlemek için okunması gereklileri seçmeyi bilecek bana. Saat 8 ile dokuz arasında kahvemizi hazırlamakta geciken ev sahibelerimize bakmaya gittim. Garibaldi'nin yakında geleceğinden söz ettiler. Ev sahibelerimiz dediklerine göre özgürlük ülkesi İsviçreleri özgürlüğü içlerine sindirememiş bütün ülkelerin iştahlarını kabartıyor. Bu hal rahatlığın evrensel çekememezlik uyandırdığı İsviçrelilerin boyunduruk altına alınmasına neden olacaktı. Ne çok seviyorlar ülkelerini. İsviçrelilerinden daha iyi bir yer olamaz dünyada. Buralarda herkesin gözü, gözleri, çıkasıcalar ne yapıp yapıp zorla el koyacaklardı dağların bu güzel ülkesine.'' Anneme mektup yazarak yanımıza gelmesi için ikna etmeye çalıştım. Acaba gelir mi annem? Bu gerçekleşir mi? Çok zor koşullarda yaşıyoruz. Gelirse tabii yeni masraflar gerekecek. Annem yerleşince buraya kira da alabileceğine yükselecek diye sanıyorum. Fedya yüzüklerimizi, elbiselerimizi rehinden kurtarmaya gitti alacaklının yanına. Şaka yollu takıldım ben de. Çek git haydi gelme bir daha da Fedya'nın yanıtı da bu dileğimin gerçekleşebileceğiydi. Düşüp kalabilecekti yolun ortasında, ölebilecekti. Böyle bir şeyin olmayacağından emindim, hiç kuşkusuz. Ama gene de çok üzülüyordum bu sözlerine. Boş inançları olan bir insan olup çıktım neredeyse. Herkesin de elbette beni aldatan ön inanmaya başlıyorum. Mektup bitince postaya atmak, bu vesileyle de notlarımı yazabileceğim bir defter almak düşüncesiyle dışarı çıktım. Perşembeydi ya. Kapalıydı tüm mağazalar. O zaman anımsadım. Bugün bu bölgenin yortu günü olduğunu. Ah benim unutkanlığım. Söylemişti ev sahibelerimizden biri. Açık kalmış pek az mağazadan birine girdim ben de. Bir frank yirmi santim vererek aldım bu defteri. Pahalı sayılmaz hiç de. Doğru eve döndüm. Fedya her zamanki gibi evde yoktu tabi. Çıkarken söyledikleri geldi Usuma. Şöyle ya da böyle gerçekleşmesinden bayağı da korktum. Pencerenin önüne oturup hiçbir şey anlamaksızın başladım bir roman okumaya. Oh şükür geldi. Sandığım gibi Rusça gazeteler okuduğu kahveye gitmişti. Belinski üstüne yazmaya koyuldu hemen. Ben de anlama şakaklarıma, gözlerime vuran dayanılmaz bir baş ağrısı çektiğim ve üstelik birkaç gündür süren şu boğazımdaki sancı hala geçmediği halde bunların hiçbirini aldırmayarak başladım okumaya. Fedya sanırım inanmıyor bu halime. Ona bakılırsa yeni sayılmaz boğazımdaki sancı. Uzun süredir var bende. Boğazımda bir çıban olduğunu ortaya çıkarıyor bu da. Korktu. Bir doktora görünmemi öneriyor bana. Düşününce saçma buluyorum bu öneriyi. Çünkü bir doktora görünmek çok pahalıya oturtacaktı bize. Bu da rahat ettirmeyecekti beni ki tersine daha da arttıracaktı acılarımı, sıkıntılarımı. Öğle yemeğine çıktık. Güzel yemekler verilmişti bugün. Ama gene de insanı aç aç masadan kaldıracağından korktum bu yemeklerin. İyi ki öyle olmadı. Eve döndüm yemekten sonra. Ipıssız bir kentte dolaşmak ne kadar can sıkıcı. Fedya uyumak istedi. Ben de öyle düşünüyordum ki bizim yaşlılardan biri çamaşırcının kızı Mari'nin beni görmek istediğini haber verdi. Son bir kezinde daha önce geçtiri vermiştim ya şimdi aynı kabalığı göstermek istemedim. Vardım yanına. Konuşmalıydım artık ne yapayım? Gerçekten acayip bir genç kız Mari. 16 yaşlarında aşağı yukarı. Tombulca sayılır. Üstünden sağlık taşıyor, seviyor gülmeyi, öyle geliyor bana. Moskovalı birini saymazsak Rusların hiç bulunmadığı pansiyonda sönüp gitmekten korktuğunu itiraf etti bana. Şunlara bakın. İlker bildilmiş Rusça. Ruslar bütün bütün eğitimden yoksundurlar diyorlarmış pansiyondakiler. Elbette diye ekledim Ali. Eşkanı da değilim onlarla. Bu yüzden bir gün bile geçmiyor ki tartışıp durmayalım. Hele pansiyoncu kadının söyledikleri içine işlemiş Marinin. Pansiyonun kurucusu olan kadın, Rusların gerçekte değerli nitelikleri olmadığını, şimdi Cenevre'de kaldığını, tüm Rus geleneklerini, göreneklerini, alışkanlıklarını unutmak gerektiğini ciddi ciddi pekiştire pekiştire anlatıp duruyormuş Maria. Pansiyonda annesiyle birlikte kalıyor Maria. Hem annesine hem kendisine yasaklamışlar Ortodoks Kilisesi'ne gitmelerini. Buna karşılık vaiz dinlemek için alıyorlarmış bunları. Fransız Kilisesi'ne götürüyorlarmış. Ne pansiyonda ne de yerinde izin veriyorlarmış Rusça konuşmasına. İlla Fransızca konuşmaya zorluyorlarmış. 6 ay sonra kursların bitiminde nasıl da sabırsızlıkla bekliyordu Rusya'ya döneceği günleri. Pansiyonda kilisesine, yurduna saldırmakla kalmıyorlardı ki annesini yalancı yerine hatta hırsız yerine koyacak kadar ileri götürüyorlardı hareketlerini. Bu olup bitenlerden, bu hakaretlerden sonra artık burada kalmayı hiçbir zaman kabul etmeyecek. Mutlaka evine, ülkesine gönderilmesini isteyecekti. Cenevre pansiyonu mükemmel olmaktan uzak bir eğitim sağlıyor zaten. İlk öğretmenle bir yardımcı öğretmen var. Marin'in dediğine göre 1200 franco deniyor. Yani iyi bir eğitim için yeterli sayılacak bir para açık açık söylüyorlarmış. Kesinlikle yasakmış Rusça konuşmak. Marie artık ana dilini hiç konuşamayacağından, yazamayacağından korkuyor bayağı. İşte böyle uzun bir söyleşimiz oldu. O denli bıkmış ki İsviçre'den, dünyada Rusya'dan daha güzel bir ülke, Rus dilinden daha güzel bir dil olmayacağına yürekten inanıyor Mari. Kendisinden ayrılınca uyandırmaya gittim Fedya'yı. Kızcağızla konuşmama aktardım. Dolaşalım diye çıktık. Mutfağın önünden geçerken gördük ki gitmemişti Mari. Oradaydı. Fedya Mari ile tanıştırmamı istedi kendisini. Tanıştır tanıştırmaz başladı konuşmaya. Mari daha bir canlandı, daha bir yüreklendi bunun üstüne. Rusya'ya değin, kötü sözler işitmekten, duruma bir çare bulma güçsüzlüğünden, hasılı tüm bu acılardan kaynaklanan öfkesini anlattı. Şurası beni bir parça şaşırttı doğrusu. Fedya tuttu, pansiyonu terk etmesini öğütledi. Mari'ye. Bu sanki 16 yaşındaki bir kız için mümkünmüş gibi. Çok nazik bir kızcağız Mari. Hoşuma gitti. Sağlam karakterli bir Polonyalı Alina Milankova tavırlı. Ama biraz coşkusu az geldi bana. Yanılabilirim tabii. Fedya, Mari'nin çok budala olduğu görüşünde. Hiçbir şey çıkmaz bundan diyor. Çünkü bu sıkıntılarla, sürekli tartışmalarla yalnızca öfkelendiriyor Mari. Kendisinin olumlu etkisi olmaz onun üzerinde. Bir kez kafasına İsviçrelilerin bu saçmalıklarını asla unutmayacağı, sürekli olarak İsviçrelilerden tiksineceği kanısı yerleşmiş. Bu eğitimin en azından genç bir Rus kızını ülkesini sevecek, ülkesini anlayacak iyi bir yurtsever yapmış olduğunu görmekten mutlu oluyor Fedya. Biz kendi aramızda tartışmayı, söyleşi sürdürüp İsviçrelileri çekiştirip dururken ev sahibelerimiz kendilerini eleştirmek üzere olduğumuzu hiç mi hiç uslarına getirmeksizin patlıyorlardı gülmekten. Üçümüz birlikte evden çıktık. Köprünün ötesine kadar eşlik ettik Maria. Ayrılırken de bugün onlarla iyi bir ağız dalaşı olacağını, onlara şöyle içinden gele gele bir güzel sövmeden, şu İsviçrelilere dünya nasılmış göstermeden gözüne uyku girmeyeceğini söyledim Maria. Bizi görmeye geleceğine de söz verdi. Bizimle Rusça konuşabilmek çok çok mutlu etmişti kendisini. Rusça konuşmak için çılgınca bir istek kabarıyordu içinde. Ne ki konuşabileceği kimsesi yoktu. Marin'in Almanlardan, İsviçre'lilerden tiksindiğini, Rusya'yı ve Rus dilini bu kadar derinden sevdiğini görmekten gerçekten mutluyum. Fedya ile gezintimiz sırasında postanenin önünden geçtik. Bir mendil buldum yolda. Bu mendil herhangi bir Elsa Flower'a ait olabilirdi. Sahibine vermediğim için azarladı beni Fedya. Büyük köprüyü geçerek sarhoşlarla, kahvelerle dolu bir sokaktan eve döndük. Öyle derler. Özgürlüğüyle ünlü bir kent Cenevre ama bana kalırsa yalnızca herkesin kendinden geçercesine sarhoş olma, bağırıp çağırma özgürlüğü bu. Cuma, 6 Eylül. Sabahleyin paltosunu ve yüzüklerimizi rehinden kurtarmaya gitti. Dün de gitmişti ya, yapamamıştı bu işi. Çünkü kapalıydı her yer. Bugün şaşılacak kadar somurtkan, kederli kendini hiç de iyi hissetmediğini, yeni bir nöbetten korktuğunu söyledi. Yine sarı nöbetleri gelirse ne yapıp yapıp yabancıların ellerine bırakmamamı, kendisini Rusya'ya götürmemi istedi. O durumda deliller evine götürülmeden korkuyordu. Elimden geldiğince teselli ettim. Biliyorum bu nöbetin çok güç bir hal olduğunu ama Tanrı'nın onu koruyacağı, onu esirgeyeceği, ona merhamet edeceği inancındayım. Bu bende kesin bir duygu. Sonra çalışmaya başladı. Rahatsız etmemek için çıkıp da şöyle bir dolaşayım dedim. Bir kitaptan aramaya gittim. Yöneldim eski köprüye doğru. Delices sokağından geçerek kentten çıktım. Katalentene giden yolun ötesine geçtim. Aralıksız iki sıra olmuş bahçelerin, kazık duvarlarının arasında yürüdüm epeyce. Bütün evlerin panjurları kapalıydı. Bu da öylesine sıkıcıydı ki. Çataleni'nin hala uzakta olup olmadığını bilmeden yolu izlemekten vazgeçerek geri döndüm. Bir yerde ağaç altlarındaki sıralardan birine oturup okudum. Çok geçmemişti, yeniden eve geldim. Çalışması sırasında tedirgin etmemeye, gürültü yapmamaya dikkat ediyorum. Her zamanki yerde güzel bir öğle yemeği yedik. Cenevre'de şimdi tek tesellimiz, işsizliğimizi, uyuşukluğumuzu ödüllendirilen bu yemek oda. Ne kadar obur olduk burada. Sabahleyin sabırsızlıkla bekliyorum kahveyi. Kahvaltımız da hemen gelse diyorum. Arkasından çay saatinde gözüm. Bir dokuz olsa bakıp bakıp duruyorum. Bir de yemeğe çıksak öyle olsa o da işte günü gününe yaşanmaz. Öğle yemeğinden sonra Fedya Rusça gazeteler okumaya Koronna Oteli'ne giderken ben de eve döndüm. Yalnız gelirken ucuza alınabilecek bir takım gerekli şeylerin olup olmadığını görebilir miyim diye fırsattan yararlanıp açık arttırmayla satış yapılan yere uğrayıverdim. Çok geç döndü eve Fedya. Birkaç sayfa yazıp gezmeye çıktık kitaplıktan kitaplarımızı değiştirdik. Sonra kıyı boyunca bir buçuk versten belki daha fazla yürüdük. Önemsiz şeyler için tartışıp durduk yolda. Bir Alman kadınının hoşuma gideceğini düşünerek beni bir Alman'a benzettiğini ki benim de kendisine yanıt olarak başka bir şey eklemek sizin yalnızca Rus olduğumu söylediğimi anlattım Fedya'ya. O bir kızdı ki Alman kadının bu karşılaştırmasına hiç karşı çıkmadığım için kınadı beni.'' Beni bir Almana benzetti diye bir insanı incitmeyi düşünebilir miyim hiç? Herkesin Alman olduğunu, Alman olabileceğini sanmakta özgürdü Alman kadını. için bu benzetişten, bu karşılaştırmadan, kadının kendi düşüncesini zorla kabul ettirdiği, kendinin Alman olmasını sağlamaya çalıştığı anlamı çıkartılsındı? Hem sonra benim için ne değişecekti? Söylediklerinin ille de doğru, yerinde söylenmiş sözler olduğunu kanıtlamış olmak için tuttuğu odun gibisin dedi tartışmak istemediğimden yanıtlamadım Fedya'yı. Tek sözcük konuşmadan suskun sürdürdük gezintiyi. İyi ki barıştık eve gelince. Bugün gerçekten tuhaf, habire homurdanıp duruyor. Galiba burada canı sıkıldığından ileri geliyor bu hali. O zaman da beni sertçe paylayarak bir tür rahatlıyor, eğleniyor. Dün de bugün de hemen hemen her yerde Garibaldi'nin geleceğini duyuran duvar ilanları var çok görkemli bir karşılama yapılması için herkesin gelmesi isteniyor. Barış Kurultayı'nın önümüzdeki pazartesiye toplanacağı haberiyle kurultay izlencesi de yer alıyordu duvar ilanlarında. Ülkelerinin özgür bir ülke olduğundan en küçük bir kuşkuları olmaksızın hayran hayran toplanmış bu ilanları okuyorlardı. Cumartesi 7 Eylül Epeyce erken kalktım. Kitaplıktan dün aldığım romanın bir bölümünü bitirdim. Hava öylesine güzeldi ki. Bütün gün evde oturmak gerçekten yazık olacaktı. Cenevrel'in yörelerini gösteren küçük el kitabına bakıyorum. Öve öve bitiremedikleri bu yerlerden birine bir gezinti yapmak niyetindeyim. Evde boş oturduğumdan, dahası çalışmasında, düşünmesinde rahatsız etmekten korkarak daha önce ev sahibelerimize oraya nasıl gidileceğini sormaksızın Cenevre Gölü üzerindeki Pregni'ye gittim. Bu seçimi onaylamıştı Fedya. Ama geç kalmayıp erkence gelmemi istemişti. Israr ediyordu bunda. Endişelerden kurtulmak istiyordu böylece. Saat on buçukta yola koyuldum. Oldukça hızlı hızlı yürüyerek kentin dışına çıktım. Josefi'nin Napolyon'dan ayrıldıktan sonra yaşadığı küçük Pregni köyüne vardım. Her yerde küçücük villalar, Roston Child Brono'nun görkemli şatosu da görülüyor burada. Ne ki bu şatonun at eğitimi yerinden başka bir şey olmadığını sanıyorum. Kanımca hiçbir üslup göze çarpmıyor ama kucak dolusu para harcandığı belli. Buradan da göl kıyısına varayım dedim ya. Çambesi'ye bu küçük köye kadar da gidebileceğimi söylediler bana. Ben de tuttum oraya gittim. Herhalde Genève istasyonundan sonra olacak. Bir iniş yamacın üstündeyim işte. Tanrım ne manzara. Bu görünümü bu güzelliği dile getirmeye eksik kalır bildiğim sözcükler. Göl pırıl pırıl, dingin, dalgasız, hiç kıpırtı yok, uçsuz bucaksız, olağanüstü mavilik. Üzerlerinde küçücük köylerin, villaların bulunduğu dağlar çevreliyor gölü. Bu büyük gölün ortasında havada süzülen kuşlar gibi iki yelkenli gemi. Bu parıltı, bu görünüm öyle bir olağanüstü ki, ayıramıyorum gözlerimi. Ayaklarıma kadar geliyordu gölün suyu. Doldu bile ayaklarıma kimi kez. Sudaki sıçramalarını seyrederek çakıllar attım göle. Olağanüstü güzellikte iki kaydırak taşı gördüm yerde. Aldım onları yerden, ıslak diye çok güzel çakıl taşları oldu hemen ilk bakışta fark ediliyordu. Daha sonra kendisine bir armağan getirdiğimi söyleyince tutamadı gülmesini. Çakıl taşları elbet demesin mi? Temiz, pırıl pırıl su, bu göz kamaştıran mavinin ortasında hani neredeyse mükemmel bir göldü. Eve geldiğimde yorgunluktan adım atacak halim kalmamıştı. Durmadan yazan Fedya bana bakıp hiçbir şey söylemeksizin hiç ara vermeden sürdürüyordu çalışmasını. Ben de şöyle istediğim gibi dinlenebildim oturup. Masadan başımı hiç kaldırmaksızın sürekli çalıştığı için benim evde olma işim bir saatten fazla gelmişti ona. Hayran kaldığım göl kıyılarına bir gün benimle gitmeye söz verdi. Azıcık dinlendikten sonra kitaplarımızı kitaplıkta değiştirmeye, oradan da yemeğe gittik. Eve dönünce okumaya daldı Fedya. Öylesine hızlı okuyup bitiriveriyordu ki hiçbir şeyi kalmadı elinde okuyacak. Yarın da pazar. Bu nedenle başka kitaplar istemek için, çünkü kitaplıktan alıyoruz okuyacağımız kitapları, akşama doğru dışarı çıktı. Mont Blanc Köprüsü, Jean Jacques Russo Adası'na bağlayan köprünün Mont Blanc Köprüsü olduğunu sanırken yanılmışım meğerse. Oysa Barguez Köprüsü'ymüş. Geçmeyi hiç sevmediğim öteki köprüymüş. Mont Blanc Köprüsü. Bizim yaşlı kadın cihazlardan ediniyorum bu bilgileri. Bütün bütün ilanlarla kaplıydı. Çünkü bugün bile bekleniyordu Garibaldi. Özel durumlar nedeniyle ancak yarın saat beşte gelecekmiş. Yeni ilanlar asılı çok yerde. İster istemez bakıyor insan.'' Garibaldi'nin meziyetleri sayılıp dökülüyor ve aynı zamanda Barış Kurultayı'nın 9 Eylül'de yani bu pazartesiye toplanacağı da bildiriliyor. 4 gün sürecek kurultayları. Gölde bir gezi düzenliyorlar. Perşembe günü için sonra da Victor Hugo bir özel öğle yemeği verecek. Alışveriş yaptık. Önce iki defter, sonra meyveler. Yarım kilosu 15 santime ve kahve aldık. Çay da istiyorduk ya, yoktu bu dükkanda. Buradan çikolatada satılan bir dükkana vardık. Fedya taşıyordu aldıklarımızı. Niyetimiz çay almaktı. Satıcı kadın yeni bir sandığı açmakta olan dükkan sahibini çağırdı. Çay herhalde öyle çokça alınmıyordu burada. Çünkü kutulara henüz el sürülmemişti. Biz ilk müşterileri oluyorduk kesinlikle. Kutuyu açıp da bize çay vermek için dünyanın zahmetlerine katlandı dükkan sahibi. Elindeki çakıyı öylesine acemice kullanıyordu ki parmaklarını kesecek diye korkuyordum. Bir de 250 gram çay alacağız diye adamcağızı rahatsız ettiğimize utanıyorduk. Hani sen Petersburg'da bir dükkandan 250 gram çay almaya utanır da insan. Ne ki burada ilaç gibi düşünülüyor çay. Bu yüzden olacak. Hem de öyle 250 gram birden isteği verince şimdi hem şaşırıp kaldılar hem de aynı zamanda hayran hayran baktılar bize. Doğrusu çikolata canım istiyordu. Fedya yarım kilosu bir buçuk franktan 125 gram çikolata aldı benim için. Sen Petersburg'daki fiyatıyla karşılaştırırsak kabul edelim ki çikolata epeyce ucuz Cenevre'de. Eve döndük. Tek başına gezmek için yeniden çıktı Fedya. Ama çok kısa sürdü bu. Canı sıkıldı galiba. Pazar 8 Eylül Bu sabah hava güzel ya gene de sıcak sayılmaz. Erkenden uyandım ve okudum yatakta. Garibaldi ile başkan bugün geliyorlar. Top atışlarıyla başladı gün. Ardından davulların gümbürtüsü. Cenevreliler de katıldığı büyük bir toplulukla birlikte itfaiyecilerin geçişleri izledi bunu. Büyük şatafatla ciddi ciddi ilerliyordu kalabalık. Birkaç adam da çok vakur ve saygı uyandıran bir eda içinde iki arabayı çekiyordu el merdiveniyle. Gösteriş için değilse eğer sapsarı apoletlerine taktıkları bu nişanların ne anlama geldiğini bilmiyorum. Tüm bu süsler gereksiz kanımca. İtfaiyeciler bu halleriyle Lalaytay'ın bir yangına bile gitseler daha yangın yerine gelmeden tüm sokağın helak olacağını sanıyorum. İtfaiyecilerin geçit törenlerini ilk kez gördüm daha önce. Davul sesleriyle büyük bir ciddiyetle... Kasla kasla tüm kente dolaşmalarının, Cenevre kent soylularını böyle sabahın köründe uykularından etmelerinin ne yararı oluyor itfaiyecilere doğrusunu söyleyeyim. Hala anlayabilmiş değilim. Nedir bu gösteriler? Kavrayamıyorum bir türlü. Kitap değiştirmek için açık kitaplık bulacağımızı sanıyorduk ya, her yer kapalıydı. O zaman biz de önce öğle yemeğini yemeye, sonra da kentin başka bir yöresinde açık bir kitaplık aramaya karar verdik amaçsız dolaşacağımıza kitaplık arayacaktık. Bir kitaplık bulursak okuyacak bir kitap da bulmuş olacaktık. Kırmızıyla sarı ya da kırmızıyla beyaz renklerinin frekansının fark edildiği çeşit çeşit bayraklar asılmıştı sokaklara, evlere. Daha başka renkte flamalar, bayraklar da vardı. Göze çarpıyordu. Yolda giderken ev aradığımız günlerde yazılmak istediğimiz bir kitaplık bulmuştuk. Anımsayı verdik hemen. Arayalım dedik o kitaplı bütün dükkanların büyük olasılıkla o kitaplığın da kapalı olduğu Korega'de değin gittik. Bulamadık ama zaten kitaplığa gider diye bir tabela da konmamıştı bir yere. Salt bulabilir miyiz düşüncesiyle hareket etmiştik. İnsan seliyle karşılaştık. İstasyonda Garibaldi'yi karşılamaya giden çeşitli heyetleri görmek için koşuyordu herkes toplanma saat 5 olarak belirtilmişti. Karatori sokağında coşkuyla bağırıp çağırmaktan yorgun düşmüş, adeta aptallaşmış, ellerindeki bayrakları hala sallayıp duran bir takım insanlara rastladık. Tüm bu insanlar bu alayların eğlencelerini sevmiş görünüyorlardı. Bir rozet taşıyarak böylesi bir gösterici cekas atmaktan bayağı zevk alıyorlardı. Fedya okumaya gitti kahveye ben eve geldim. Her gün Rusça gazeteler okumadan duramaz. Bugün erkenden döneceğine söz verdi bana. İçeri girerken merdivende, başlarında şapkaları, üstlerinde bayramlıkları, çıkmak üzere olan bizim yaşlarla karşılaştım. Gösteriye gidiyorlardı onlarda. Cenevrelilerin adetlerine göre törenin başlamasından bir buçuk saat önce gitmek gerekirmiş tören alanına. Törenin yapıldığı yerlere kapının anahtarını bana verdiler. Gerçekten evde yalnızca tanıdıklarından biri kalıyordu. Ben bu çıkıp gitmelerimle o yaşlı kadıncağızı rahatsız ettiğim için vicdan azabı duyacaktım. Heyetin Mont Blanc köprüsünde görünmesine kadar evde kaldım. Çıktım sonra dışarı. Kalabalıkta çiğnemeyeyim diye hayli uzağa gittim. Birden alay yan sokağa döndü, göremez oldum böylece. Zaten görülecek pek bir şey de yoktu o sırada. Yüz adım kadar ilerleyerek uzun süre beklemeye koyuldum. Hava da çok sıcaktı, müthiş susamıştım. Bir dükkana girip 3 santim vererek bir bardak şurup içtim. Çok geniş Mont Blanc sokağı ama her yer çatırdayıp da çökecekmişçesine doluydu. Özellikle de küçük çocuklardan geçilmiyordu. Dört dönenler bunlardı. Kalabalığın en büyüğü de alayı oluşturuyordu. Evler 4 ya da 5 katlıdır burada. Hepsinin de pencerelerinde tuvaletli kadınlar ve erkekler vardı. Fedya'nın şimdi burada benimle olmadığına çok üzülerek sokakta tek başıma dolaşmaktan Müthiş canım sıkılıyordu. Sonunda top atışlarıyla çınladı her yer. Gördüm trenin geldiğini. Özellikle lokomotifin düdük sesleri iyi bir eğlence oldu kalabalığa. Tuhaf, binbir türlü şakalar yapıyordu herkes birbirine. Tren geleli hayli olduğu halde Garibaldi yine de görünmüyordu. Heyetlerin sırası gelince Garibaldi'nin yanıtlayacağı konuşmalar yapmalar gerekiyordu. İlerliyordu vakit ve biz ayakta bekleyip duruyorduk. Hele şükür Garibaldi'nin eşyalarını taşıyan bir arabanın geçtiğini gördük. Buralara polis koymadıklarından Garibaldi'nin gelişinden birkaç dakika önce insandan adım atılmayan bu sokakta kuşkusuz başka bir yol bulamadığından ya da bekleyemediğinden olacak beş kocaman yük arabasının geçtiği görüldü. Sonra uzun süredir hareketsiz duran bayraklarda bir devinim başladı. Büyük güçlükle sallandı bayraklar. Önlerinde duran insanların geçmelerine engel olacak denli kapatıyordu alanı zor zor yola koyuldu alay. Delegelerin arasında süvarisi önde dört atla çekilen üstü açık bir arabada Garibaldi geliyordu. Uzaktan alnını görünce fedya sandım birdenbire. Benzerlik bu kadar olur doğrusu. Ve işte kırmızı bir gömlek, çizgili bir pardesü giymiş, şapkasıyla selam veriyor her yana. Soyluluk, iyilik akıyor yüzünde. 50-55 yarası gösteriyor. Dazlak azıcık ama nasıl da sade ve sevimli bir havası var. Çok iyi kalpli ve çok zeki biri olmalı mutlaka. Geçerken mendil sallıyordu kalabalık. Görülecek şeydi evlerin damlarındaki, çatılarındaki, balkonlarındaki o kadınların coşkudan yerlerinde duramayışları. Belli ki Garibaldi çok gerçekten çok duygulanmıştı bu görkemli, içten, coşkulu karşılanıştan. Her yana mütemadiyen selamlar veriyordu Garibaldi. Yanındaki biri de selamlıyordu kalabalığı oğlu olduğunu sanıyorum. Kalabalık biraz çekilince eve döndüm. Böylece Fedya'dan ve dediklerine bakılarsa Garibaldi'nin başkanlık konutunun balkonundan verdiği söylevi dinlemeye gitmiş olan ev sahibelerimizden hayli önce geldim eve. Fedya dönünce beni almaya gelmediğinden dolayı sitem ettim kendisine. Ama oraya gitmiş olsaydım bile hiçbir şey göremeyeceğime kesinlikle inandırdı beni Fedya. Böyle evin yakınında kalmam daha iyi olmuştu. Neredeyse önümden geçmişti garibaldi. Gerçekten çok iyi görebilmiştim yüzünü. Akşam açık bir kitaplık aramaya gittik. Mont Blanc sokağında gördüğümüz kitaplık kapanmıştı çoktan. Şansımız yokmuş. Elimiz boş döndük eve. Neredeyse bütün gece marşlar çaldı bandı. Heyetler küçük küçük gruplar halinde candan sevgi gösterileri yaparak dolaşıyorlardı sokaklarda. Garibaldi'ye uykusunu haram etmiş olmalılar bu gece. Halk muhakkak ki şarkılar söyleyerek çalgılar çalarak bütün gece hiç ayrılmamıştır. Garibaldi'nin kaldığı yerin yakınlarında nereye baksak bayrak. Pazartesi 9 Eylül. Bugün Olkin'e mektup yazdım. Biraz boş vaktim olduğuna göre ihmal ettiklerime mektuplar yollayabileceğim. Utandım tembelliğimden. Olkin'e karşı hele nasıl unuturum iyiliklerini? Stenografi çalıştığım sıralarda anlatamayacağım denli çok yardımını gördüğüm bu yüce gönüllü insan olsun, hanımı olsun, ailecek hepsi çok ince, çok nazik davranıyorlardı bana. Hem sonra stenografi öğrenmem gereği de ortada değil miydi? Stenografi öğrenmek benim için tek geçim yoluydu. Ne yapabilirdim başka? Olkin iş bulabilmişti bana. Onu unutmamam için bir neden de buydu. Şimdi ona yazdım mektubunda olabildiği denli çabuk yanıtlamalarını istedim hanımından. Rusya'dan havadisler yazmasını, oralarda neler olup bittiğini bildirmesini rica ettim. Fedya çok çalıştı bugün. Şiddetli başı ağrıyor. Bu yüzden yemekten önce kentte şöyle bir dolaşmak için her pazarkinden biraz erken çıktık dışarıya. Perens Powers'un 9. cildini Lokasat'in Pons'u almaya kitaplığa gittik. Yüzü son derece Ivan Aleksandrovich'e benzeyen genç kız üşendi, bulmadı istediğimizi. Bunun üzerine bizim de bu kitabı alıp okuyalım diye başka bir kitaplığa yazılmamız gerekti. Yemekten sonra yeni bir kitap ararken başkanın refakatinde kurultaydan dönen Garibaldi'ye rastladık. Arabanın arkasında yığınla çocuk koşuyordu. Kendisiyle babacan tavırla selam veriyordu sağa sola. Çok kitaplık bulduk, biri kapalıydı, öbürlerinde istediklerimiz yoktu. Mektupları atmak için postaneye gitmek istiyordum, para istedim fedyadan. Param var senin, şimdi bir de para mı vermeliyim? Ev sahiplerimize 6 günlük kira verdiğimi söyledim. Şaka yapıyordu belli ki ama şakanın bu türlüsünden hiç mi hiç hoşlanmıyordum ben de. Gereksiz yerlere harcamak için mi alıyorum parayı? yalnızca çok zorunlu gereksinlerimiz için harcadığımı niçin anlamıyor? Hiç yanıtlamadı. Postaneye gittim doğru. Çok kalabalıktı içerisi. Gireli daha birkaç dakika olmamıştı ki birden Fedya'yı gördüm yanı başımda. Tanıyamamıştım bile. Ne tuhaf. Mektuplarını aramak için geldiğini söyledi. Daha kimseden mektup almamıştı buraya geldiğimizden beri. Ben soru fişlerini görevliye verirken o biraz kenarda duruyordu. Görmüştüm iyice bana ait olması gereken bir mektubu bir kenara koymuştu görevli. Görevlinin mektubu bana vermesini beklemek beklemeksizin Fedya'ya postada bir şeyler olmadığını söyledim. Eve dönmek için çıktık postaneden. Dönerken de bir kitaplıktan istediğimiz romanı aldık. Kitap bu ciltten itibaren kasten olmuş gibi okunması olanaksız denecek kadar sıkıcıydı. Fedya kahveye gazeteleri okumaya gidince ben de eve giderek adıma çar çabuk soru fişlerini doldurup yeniden postaneye damladım. Mektup annemden gelmişti. Evliliğimizin altıncı ayı için en iyi dileklerini yazıyor, kutluyordu. Bu vesileyle kiliseye gitmişti. Koşarak yanımıza geleceğini ekliyordu. Elinden gelse bir olanak bulabilse. Bir de resmini yollamıştı anneciğim. Öte yandan paşaya bir iş önerilmişti. Bunu da ekliyordu. Paşa ise hiçbir işte çalışmak istemiyor. Fedya'nın kendisinin 21 yaşına gelinceye deyin ki giderleyeni karşılamaya söz verdiğini bir işte çalışmayı kabul ettiğini öğrenecek olursa buna çok kızacağını ileri sürüyordu. Annem bu ayrıntıları bile böyle bir bir belirtiyordu. Mektubu Fedya'ya okuduğumda tepesi attı. Müthiş kızdı paşaya. Böyle verilmiş bir söz yoktu ki. Fırsattan yararlanarak ben de tersini ileri sürdüm. Yerden göğe kadar haklıydı paşa. Onun geçimini sağlamak Fedya'nın göreviydi. Böyle de nasıl düşünebilirmişim? Çok kızdı ucu ucuna getirerek yaşayabildiğimizi söyledi bağıra bağıra. Gene de yardım edecek olursa görevi olduğu için değil sadece temiz yürekliliğinden yapacakmış bunu. Ben onu savunmuştum ya. Sövüp sayıyordu paşaya. Ona kopuk, haylaz, aptal dedikçe haksız olduğunu söyledim. Akıllı bir çocuktu paşa. Bir iş tutmayı reddettiğine göre bir yardım beklemek de haklıydı elbet. Peki anneme ne demeli? Paşanın bir iş bulması için çabalayıp duran annem gülünç oluyordu gerçekten. Neyse, saçma tüm bunlar. Kaygılanmamasını yazdım anneme. Sonra biraz dolaşmaya çıktık. Fedia çok hüzünlendi. Paşanın yazgısının kafasını hayli kucalayıp durduğunu, aklının fikrinin hep bunda olduğunu, işlerimizin acınacak halinin kendisini bunalttığını, bu yükler, sorumluluklar altında adeta ezildiğini söyledi bana. Zavallı Fedia. bir bilsen nasıl sızlatıyorsun içimi... Mutsuzluğa ek böyle bir yüke gerçekten gereksinimi yoktu. Kendi asıl yükü öylesine az geliyor olmalıydı ki başka bir yuvanın çocuklarını da beslemesi gerekecekti. Salı 10 Eylül Bugün saat 5'te öncekilerden daha şiddetli bir nöbet geldi Fedya'ya. Çırpınma öylesine korkunçtu ki başı her yana sallanıyordu. Uzun bir süre sonra kendine gelebildi ancak uyumaya çalıştı ama her 5 dakikada bir uyanıyordu. Bir hafta içinde iki nöbet. Çok fazla bu. Hava değişiminin bir takım şeylere iyi gelip gelmediğini düşünüyorum kendi kendime. Zavallı Fedya. Nöbetten sonra hep solgun ve çözülmüş, dağılmış bir halde. Gerek daha önceki günlerde olsun, gerekse evliliğimizin ilk günlerinde olsun, yani eskiden çabucak öfkelenen Fedya, dikkat ediyorum, bir nöbetten sonra artık o kadar çabuk öfkelenmiyor.'' Çok yazamadı bugün. İşte çalışamadan boşu boşuna tükenen dört gün. Şimdi nöbetten sonra derinden bulanık bir zekası var ve dört beş gün geçmeden dengesini bulamıyor yeniden. Çok acıyorum. Bir daha nöbet gelmemesi için ne yapabilirim ki? Tanrım ona bir daha nöbet gelmemesi için her şeyimi vermeye hazırım. Bugün masamızı hazırlayan, yemeğimizi getiren her zamanki çocuk değil. Altı yaşlarında ya var ya yok. Gerçekten. O denli küçük mü? Küçük bir çocukcağız. Kumral. Çok ciddi bir yüzü de var. Sorularımı evet bayım diye yanıtlıyordu. Çokluk kimse kadın yerine koymuyor beni. Galiba bir kadın gibi düşünmek istemiyorlar beni. Kız yerine koyuyorlar. Hele yemek süresince bu çocuğun da buyurun bayım demesi çok eğlendirici oldu benim için. Fedya gazeteleri okumaya gidince ben de eve geldim. Öcün Grandet'i okudum. Nefis bir roman çok zevk aldım. Akşam yakınlarda dolanmaya çıktık. Bir ara postaneye de uğradık ya, mektup yoktu bize. Fedya yolda Ogariov'la karşılaştı. Kurultaya gidip gitmediğini sordu Ogariov. Fedya üye olmadığını söyleyince 25 santim verilerek kurultaya girilebileceğini belirtti. Ağla dedi Fedya bunun üzerine. Bu durumda gireceğim elbette. İşte iki akşamdır dün ve bugün iyi hissetmiyorum kendimi. Göğsümde bir yanma oluyor sanki. Bu acılar inletiyor beni. Cumartesi 14 Eylül Dün akşam Fedya yeni bir nöbet gelmesinden kaygılanıyor. Çok korkuyordu. Ama çok şükür yatar yatmaz uyudu sessizce. Bense çeşitli şeyler düşündüğümden dörde kadar herhalde iki saat bile doğru dürüst uyuyamadım. Yazmaya koyuldum sabahleyin. Daha bir saat olmamıştı ki kendisi çalışmak istediğinden masadan kaldırdı beni. Zaten topu topu bir masamız var. Bir de hokka, bir de kalem. Artık bugün bir hokkayla bir kalem almak zorunlu oldu. İşte böyle. Fedya masada çalışırken ben de yazamayacağıma göre La Pere okuyayım dedim bu arada güzel bir roman. Öğle yemeğini yedikten sonra nöbet korkusuyla okumaya gitmedi kahveye. Uykusu vardı. Kaldıramıyordu başını. Bir ağırlık çökmüştü üstüne. Kaşınma hissediyordu ellerinde, tırnaklarına yakın yerlerinde özellikle. Fedya'ya göre bir nöbetin belirtileriydi bunlarda. Ne felaket, bir daha nöbet gelmesi. Akşam postanede Maykov'dan gelen bir mektup bulduk. Zarfı açarken Fedya korkuttu beni. Fedya'ya bakılırsa bir reddi bu. Para yollamıyordu Maykov. Öyleyse bir kez daha istemek için gene zavallı anneciğime yazmak zorunda kalacaktım. İkide bir annemin şimdi bize yardım elini uzatması gerektiğini yineleyip duruyor. Peki Fedya ya zavallı anneciğimin parası yoksa? Durum ne kadar kötüleşirse kötüleşsin açlıktan ölecek değildik ya. Tüm kaynağımızı korumaya görsün. Aynı şey hep. Annem yardımımıza koşmalıymış. Durur böyle söyler döner böyle söyler. Ya Rabbi ne için vaktiyle Emilia Fyodorovna gibi örneğin kendisinin yardımını görenlerden tutup da para istemiyor Fedya. Varsa da yoksa da annem. İlahi Fedya. Gene Apollon Nikolayevich'ten bir mektup aldık. Ne sevimli ne harikulade insan şu Apollon Nikolayevich. Aldı mektubu diyor Fedya. Parası olmasa bile bulmak için bütün olanağını kullanır. Tanrım bu nezaketinden bu ilgisinden dolayı nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum ona. Yeniden annemden para isteme zahmetinden kurtarıyor beni. Güzel anneciğim benim, dirençli anneciğim benim. Her zaman üzüntü veriyoruz anneme. Fedya daha bir kez olsun usuna getirmedi bir armağan yollamayı, annemin gönlünü almayı. Fedya'nın kendi yönünden son derece haksız olduğunu görüyorum. Annemin bizim için koşturup durması gerektiğini düşünüyor. Annem yakından bilmiyormuş gibi bu güçlüklerimizi. Bilseymiş nasıl zor koşullarda olduğumuzu, ne yapıp edip bir şeyler yollarmış. Plain Palace'ın arasında bir gezinti yapmaya gittik. Biraz geç döndük eve. Akşam gene yazı yazdık. Hiç olmazsa vakit çabuk geçti böylece. Gece gene bir nöbet gelir diye Fedya çok korkmuştu ya. Hamdolsun hiçbir şey olmadı. Yüce Rabbim şu hastalığı, şu nöbeti uzaklara, olabildiği kadar uzaklara bir kovabilsem ne mutlu olacağım. Pazar 15 Eylül Cenevre'nin Büyük Perhiz günü yani tüm İsviçre'de Büyük Perhiz günü. Her yer kapalı. Bir gezinti yapmaya çıktık. Çok yağmur yağdı ya. Tuhaf şey. Buna karşın oldukça sıcak bir hava. Eh şükür. Yemekte her zamankinden daha az tabak koydular önümüze. Üç tabak sadece. Hani ezgilerde ses yükselişinin gitgide indirilmesi gibi her gün azaltıyorlar yemeği. Yemek getirine uyarıda bulununca o zaman tavuk getirdiler bize. Dönüşte gitme dediği halde postaneye gitmek istedim. Söz dinlemezliğimin cezasını da çektim ya. Bir yağmur, bir yağmur. Sırılsıklam sıklam oldu her yanım ve de kapalı buldum postaneyi. Olur şey değil. Bu saçma bayramları yüzünden postane gibi çok gerekli bir yer bile açık olmuyordu. Yalnızca dükkanlar mı? Kahveler de kapalı. Bu İsviçreli budalaların otelleri bile kapatmış olabileceklerini düşünerek yemek bulamayacağımızdan korktuk. Uzun süre pencerenin yanında ya okuyarak ya da yağmurun yağışını seyrederek oturup kaldım. Ara sıra hoşuma gidiyor yağmurlu havalar. Aile ocağımızda annemle birlikte geçen günleri anımsatıyor bana. Mutluluklar, mutsuzluklar birbiri ardından geliverse de mali sıkıntılardan bir türlü kurtulamasak da öyle yuvarlanıp giderken bile ne güzel bir yaşamdı o. Annemin evindeki, aile ocağımızdaki günler. Paramız olmadığı, üstelik başka sıkıntılar da yakamızı bırakmadığı halde öylesi eşine az rastlanır mutluluğu bulabiliyor muyuz şimdi? Fedya akşam epeyce yazdırdı. Dün yazdıklarını bu sabah kopya etmiştim. Yapacak bir şey olmadığından az önce yazdırdıklarını da hemen kopya ettim. Pazartesi 16 Eylül Bugün günlüğüme çok az şey yazıyorsam, bu gerçekten de not edilmeye değer hiçbir şey olmadığındandır. Bu sabah yazdıklarını kopya ederek büsbütün boş oturmamaya çalıştım. Sonra yemeğe tıka basa yedim doğrusu. Böyle işte günlük yaşamımız yazılacak ilginç bir şey olmuyor. Her gün hemen hemen aynı şey, bitiyelik bıktırıcı. Postaneye gittik. Bir mektup vardı annemden. Pul yapıştırılmamıştı. 90 santim ödemek gerekti. Beni eleştirmekten geri kalmadı Fedya. Ne var bunda? Büyük bir sorun mu bu? Bir frank demek zorunda kaldığını birçok kez yineledi. Gerçekten canım sıkılmıştı ya. Gene de hiçbir şey söylemedim Fedya'ya. Mektup cumartesi gelmişti. O halde postanede kalmıştı pazar günü. Salı 17 Eylül Önceki günden beri yağmur neredeyse hiç kesilmedi çıkmak olanaksız. Korkunç bir baş ağrısı, biraz yürüsem geçecek ya, yağmur böyle yağarken olacak iş mi? Peki, yemeğe nereye gideceğiz? Hemen karşıdaki Roland kahvesinde yemeği düşünüyorduk. Bir öğle yemeği yemiştik orada. Ne ki, iyi değildi yemekler. Gerçekten, Yağmura aldırmayarak Or Oteli'ne gitmeyi yeğledik. Sabahleyin Fedya çalışırken ben de uzanıp kalmıştım yatakta. Gerçekten çok başım ağrıyordu. Yemeğe ikide çıktık giderken de Fedya ile aramızda bir tartışmaya neden olan bir şemsiye istedik ev sahiplerimizden. Şemsiyenin altına kolaylıkla sığabilelim diye koluna girdim ve güle oynaya şarkı mırıldanarak köprüyü geçtik. Ama ne talih bu bendeki. Düşüyordum az kaldı. Azarlar yağdırdı üstüme benim. Sanki kasten yapmışım böyle. Altında kalır mıyım? Şöyle söyledim ben de. Şemsiye bir zırh değil ya. Bu dalanın tekisin sen.'' Fedya'nın kitaplarını verdiği kitaplığa geldik. Ama bana söylenmedik söz bırakmayan birinin kolunda yürümekten öylesine sıkıldım. İçimi bir hoşnutsuzluk kapladı ki daraldıkça daraldı yüreğim. Şemsiyenin altında yalnız başına gitsin diye çıktım kolundan. Dükkanlardaki satıcı bayanların kendisini şemsiyeli, beni de yağmur altında şemsiyesiz yürüyor görmelerinden güle güle biteceklerini düşünmüş olmalıydı Fedya. İşte böyle şemsiyeyle geçti sokağa. Otele gireceğini anlayınca param olmadığını ve tek başıma yemek yemeyeceğimi anımsattım. Homurdanarak sokağa döndü yeniden. Tartışma istiyordu ya. Oralı olmadım hiç. Susup kaldım. Tek sözcük bile konuşmadan yedik yemeğimizi. Kitapları değiştirmeye gitti sonra. Ben de eve döndüm. Akşam tartışma istemediğimden deli gibi gülmeye başladım bu durumumuza. Barıştık tabii hemen. Yatağa uzanıp iki saat uyudu aşağı yukarı. Uyanınca sigara istedi. Uzattım hemen sigarasını. Ama sigara konusunda pek bir şey bilmediğimden benim verdiğimi içmedi. Bunu masanın üzerine koymamı ve bir başkasını vermemi rica etti. Tam dediğini yapıyordum ki bağırdı acele etmem için. Sigara tabakasıyla kibriti yatağa atmamış olsaydım bağırmak da haklıydı. Eskiden evde yapmaya çalıştığı gibi başladı verip veriştirmeye. Hiçbir şey demedim önce ya. Biraz sonra bana sinirlenmesine artık dayanamayacağımı belirttim. Alışık değildim böyle muamele edilmeye. Bağıra bağıra konuşmak alışkanlığını bırakmazsa o zaman ben de hiç mi hiç dinlemeyecektim kendisini. Birbirimize atık tuttuk epeyce. Ne ki sonra bıktık tartışmadan barıştım ben de. Gene de tüm bu zaman zarfında hınçlı bir eda içinde verip veriştirmesini kesmedi Fedya. Üzerine durmayalım. Hiçbir kocanın, hiçbir erkeğin karısını zeki, hoş, iyi yetişmiş bulmadığı bilinen bir şey. Bu öylesine açık açık bilinen bir hal ki üzerinde durmak, konuşmak zahmetine bile değmez. Koca bu. Ne yapıp yapacak, eleştirecek, takılacak bir yanını bulacak karısını. Akşam bana yazdırırken bayağı gözlerimden yaşlar geliyordu. O denli üzgündüm. Fedya'nın şu dünyada en çok sevdiğim insanın beni anlamadığı, bende kuruntudan doğan eksikler bulduğu düşüncesi şaşkına çevirmişti beni. Niçin ağladığımı açıklamamı istedi istemesine ya, hayli çene yormam gerekecekti bunun için. Üstelik onu da ikna edemeyeceğime göre ne yararı olacaktı ki? Bu konuda tartışmaya girmekten çekindim. Çarşamba, 18 Eylül Sabahleyin kalkarken hala başım ağrıyordu. Ne zaman geçecek bu yarım baş ağrılarım? Bir süre yazdım. Dokuz olunca da kahve için uyandırdım Fedya'yı. Her gece nöbet gelmesinden korkuyor ya. Şükürler olsun Tanrı'ya. İyi gidiyor her şey. Öğleyin yüzüklerimizi rehine koymak için çıktık. Çünkü bugün akşam yemeğine verecek paramız yoktu. Rehinciyi yerinde bulamadığını söyleyerek geri geldi. Sevinmiş bir halde vardı ama. 125 ruble yollamıştı Maykov. Neyse pek de bir iş görecek miktar sayılmaz diye. Önce bir bankere gittik. 100 ruble 330 franktan bozacağını söyledi adam. Ama Fedya bir başkasına da sormak istedi. Varıp sorduğu bu ikincisini de bozdurarak 418 frank aldığını söyledi. Eve dönerken postaneye de uğrayıp annemden gelen mektubu almıştı. Mektubun pul yapıştırılmadan yollandığına dikkatimi çekti gene ve bir frank ödemek zorunda kaldığını söylemeden edemedi. Gerçekten nasıl cimrilik bu? Annemin sayılamayacak iyiliklerini, bizim için katlandığı sıkıntıları hiç mi hiç anlamıyor Fedia? Bunların kendisi için hiçbir değeri yok. Buna karşılık postanede mektubu almak için verdiği bir frank var ya, odur önemli olan. Ne kadar da değerliymiş bir frank. Mektup için ödeme yapmak zorunda kaldım. Demiyor mu? Çileden çıkıyorum. Ne bayağılık, ne tiksindirici cimlilik. Gerçekten cebinde bir frank kalmış olup da onu vereydi o kadar koymayacaktı bana bu sözü. Ne ki şimdi 420 frankımız yok mu? Bu bir yana Fedya bir frankın gittiğine yersin bile bunun böyle açık açık söylenmesi kırıcı bir etki yapmayacak mıydı? Fedya kırıcı olmaktan kendini alamaz mıydı? Bu kadarla da kalmadı ki annemin bize yolladığı mektuplarına pul yapıştırmamakta inat ettiğini ileri sürmez mi bir de? Fedya'nın mütemadiyen beni azarlamasından kurtulmam için anneme mektuplarını artık pul yapıştırmadan yollamamasını yazmam mı gerekecekti? Annemden bunu istemek, ey ulu tanrım, ne güç bir şey olacaktı benim için. Ne yapsam acaba? Çalışmaya koyuldu ve beni çayla şeker bulmaya gönderdi. Yemeğe gittik sonra. Öyle olalı çok olmuştu. Fedya biraz dinlenmek için uzanınca ben de oturup gündüğümü yazmaya başladım aşağı yukarı iki buçuk saat uyudu. Çay esnasında uyandırdım ve bir sigara uzattım. Sonra değirmende kahve çekmeye gittim. Tamamen uyanmıştı görünüşte. Ama tam sigarayı içerken yeniden dalmış ve sigarayı düşürmüştü. Çabucak fark etmeseydim bir yangın çıkacaktı mutlaka. Odaya girdiğimde pek bilmiyorum nedenini bir takım şeyler sordum kendisine ve çar çabuk sigarayı aldım. Tabi. Bu arada yanmıştı yatak çarşafı ve yatağın mavi kılıfında bir delik açılmıştı. Bu kaza bende hala gülme isteği uyandırıyor ya, onu sinirlendirmemek için tutuyorum kendimi. Bizim yaşlıların farkına varıp da kızmamaları için ya yerine bir şeyler alarak ya da başka bir yoldan verdiğimiz bu zararı karşılamayı kararlaştırdık. Yazmaya başladık sonra. Ev sahibelerimizden biri yatağa yapmaya geldiğinde olup bitenlerin farkında olacak diye ödüm kopuyordu. Fedya gene yeni bir nöbetten korkuyordu. Ama şükürler olsun Yüce Tanrı'ya bir şey çıkmadı. Paralarımızı sayarak masanın çekmecesine 100 frank koyarken bu parayla dedi Fedya Saxon Les Vienz'e gideceğim. Gerçekten oraya gitmek niyetinde. Ne acayip insan. Rulette para kazanmasının zengin olmasının olanaksızlığını bir korkunç alın yazısı kendisine kaç kez gösterdiği kanıtladığı halde hiç değişmiyor ki. Kumarda kazanamayacağını ve sonunda ciğeri beş para etmezlerden yardım istemek, para istemek zorunda kalacağını bile bile gene de gidip oynayacaktı. Perşembe 19 Eylül Mükemmel bir gün başladı. Yazlarımı bitirmeye çalıştım ve biraz da başım ağrıdığı için yürümek her zaman iyi geliyor. Şöyle çıkıp dolaşmaya karar verdim. Feria ise evde kaldı yazmak için. Bir başörtüsü alayım diye 20 frank verdi. Yüz cildimin çirkinliğinden dolayı zaten durmadan paylıyor beni. Postaneye gittim önce. Bir şeyler yoktu. Mektup gelmemişti. Oradan yerel müzeye gitmek istedim. Ama düşüncemi değiştirerek epeydir görmek istediğim Koruge'de kısa bir gezinti yapmayı eğledim. Yolda yere düşmüş birkaç olgun kestane buldum kendi kendime. Ferya için toplasam mı bunları dedim sunabildiğim yegane armağanlar çakıl taşlarıyla köknar kozalakları oluyor. Bu olgun kestanelerin 4-5 tanesini aldım, evde tadına bakalım diye bizim yaşlardan pişirmelerini isteyecektim. Çünkü daha önce hiç yememiştim bunlardan. Başörtüsünü almak için alel acele mağazalardan birine girdim. 4,5 franktı. Mavi renkliydi. Ne ki istediğim gibi bir şey değildi. Böyle bir masraf edilemeyeceğimi bilmeden almaktan vazgeçtim şimdilik. Eve geldim. Masada mütemadiyen yazıp duruyor, uğraşıyordu Ferya. Bu konuyu yazmaktan vazgeçmesi öyle güç geliyordu ki kendisine. Bu yüzden korkunç bir sıkıntı içindeydi. Öğle yemeğine gittik. Çıkınca kendisine bir şapka alması için ikna ettim. Giydiği o kadar kötü, eski değildi ya. Şapka almak istediğini de habire söylemeden edemiyordu. Bunun için ısrar ettim ben de. Girdik mağazalardan birine. Deneci çeşitli modeller. Küçük geliyordu hepsi de. İçlerinden pek de güzel olmayan bir siyahını seçti. Giydiğinde hiç de yakışmıyor işte. Bu da şapka mı? Petersburg çarşısında satılan o çok lezzetli, çok kıymalı böreklere benziyor. 10 frank ödedik. Kendisine bayağı yakıştığına inan verdim. 2-3 gün süreyle biraz üstüne başına çeki düzen vererek sık sık aynada şapkasına bakıp durdu. Mağazadan çıkınca kahveye gazete okumaya gitti Fedya. Ben de 6 tane kağıt aldım. İşlemeli cilalı küçük çekmecelerin kaça satıldığını sordum. En küçüğü 2 franka, iğne kutusu da, salata tabağını da sorayım dedim. 10 frankmış fiyatı. Böyle gidiyor işte. Her yaprağı değişik İsviçre giysilerini simgeleyen tahta oymalığı, kahverengi boyalı bir yelpazenin de fiyatını öğrendim. Kahverengi olanı 30, İşçiliğine bakarak pahalı sayılmazdı gerçekten. Beyaz olanı 22 franktı. Param olsaydı almak isterdim bunlardan birini. Sonra Fedya'nın çok hoşuna gidecek mavi bir kravat aldım. 1,5 frank verip en iyisi de bu zaten. Çünkü küçük kravatlar öylesine çabuk kirleniyor ki hem sonra onlara 6 frank ödediğimize 100 tanık ister. Akşam ikimiz de çok neşeliydik. Yeniden küçük bir gezinti yapmaya çıktık. Dönünce topladığım kestaneleri bir tadına bakalım diye bizim yaşlardan pişirmelerini rica ettim. Önerime bir güldüler, bir güldüler ki bu kestanelerin yabani kestane olduğunu, bunları domuzlara yedirdiklerini, gerçek kestanelerin ancak bir ay sonra yetişeceğini söylemesinler mi? Hasılı bunların yenmeyeceğini, güç bela inandırdılar beni bilgisizliğime ve fedyaya anlattığım bu olaya elimde olmayarak ben de gülüyordum artık. Yanan yatak kılıfı konusundaki kurnazlığımızı yazmayı unutuyordum. Eğer bizim yaşlılara söyleseydik sinirlenecekleri, çok kızacakları kesindi. Ben de şöyle bir şey yaptım onun için. Kılıfa başka delikler olduğundan sigaranın yaktığı yeri makasla biraz daha büyüttüm. Olağan bir yırtık haline aldı orası ve böylece bu sıkıntıyı da atlatmış olduk gece. Fedya söylendi, ben yazdım. Sonra da kısa bir süre notlarını temize çektim. Cumartesi, 21 Eylül. Bu sabah Fedya'nın dün bana söyleyip yazdırdıklarını temize çektim. Sonra postaneye gittik ya, hiçbir şey bulamadık. Ama yarın bir mektup alacağız kuşkusuz, eminim. İçime çok doğdu. Öğle yemeğini yerken borcunu ödeyemeyen borçlunun hapislikten kurtulmasını sağlayacak bir yasa tasarısını Petersburg'da bir komisyonun görüştüğünü, böyle bu önemli tasarı üzerinde çalışmalar yapıldığını gazetelerden öğrendik. Bu tasarı kabul edilip yasalaşırsa çok iyi olacak gerçekten. Ah bir yasalaşsa. Annem yönünden çok sevineceğim. Hiç olmazsa herhangi bir kopuğun gelip de neredeyse kendi tutuklamak isteyeceği korkusuyla artık yüreceği titremeyecek.'' Annem habere çok sevinecek. Ulaştırmalıyız ivedilikle. Fediye yemekten sonra okumaya gidince eve döndüm. Çünkü temizlikçi kadın beni bekliyordu. Şimdi şu kadın kadıncağıza verecek paramız olmayışına o kadar üzülüyorum ki. Öğle sonu olmuştu iyice. Çıkıp seçim sarayının yakınındaki botanik bahçesinde dolaştık Fediye ile. Yolda Arhangels bölgesinden bir köylünün yaşamına değin bugün gazetelerde okuduğu bir haberi anlattı. Hayli yolculuklar yapmış, çok yerler görmüş bir köylü. Ümit burnunda kalması için kendisine çok elverişli koşullar, bir takım olanaklar önerildiği halde bunların hepsini teperek kendi isteğiyle ülkesine dönüyor da Rusya'ya girişte sen ülkeden kaçtın denilerek kırbaç cezasına çarptılıyor. Nasıl iş bu be? deyip duruyordu Fedya öfkeli öfkeli. Botanik bahçesinde yürümemiz hoş bir gezinti oldu. Gündüz o kadar güzel görünmese de alaca karanlıkta tatlı bir serinlik yapıyor. Yürürken koluna girmediğime dikkatimi çekti. Utangaçlıkla ya da çekingenlikle böyle davranıyorum sonucunu çıkarıyordu. Karısının tamamen yanlış olduğunu anlattım. Koluna girersem rahatsız eder miyim diye çekiniyordum. Korkuyordum. Yürürken koluna girme işimin nedeni buydu yalnızca. Bana öyle geliyor ki bir koca için karısını koluna takıp gezinti yapmaktan daha can sıkıcı bir şey olamaz.'' Bu konuda benim gibi düşünmüyor Fedya. Uymuyor görüşlerimiz birbirine. Sinirlendirmemek için koluna girdim artık. Kol kola yürüyerek tamamladık gezintimizi. Ha bir de iki üç gündür benim ev işlerine bakan hizmetçi kadınlara döndüğümü, çok kötü giyindiğimi, üstüme başıma bakmadığımı, dikkat etmediğimi yineleyip duruyor. Sokaktaki kadınların dışarı çıkan hanımların hepsi güzel giyiniyorlarmış. Tuvaletlerini de giyiyorlarmış özene bezene. Tanrı bilir ya, bir benmişim işte, üstüne başına dikkat etmeyen, giyimine kuşamına özen göstermeyen, bir şey giymiş olmak için üstüne öyle sıradan bir şeyler geçip sokağa çıkıveren ilahi fedya. Kolay mı onun bu azarlarına katlanabilmek? Ben farkında değil miyim üstümün, başımın döküldüğünü? İyi ya, ne yapabilirim? Yalnızca giysi için her ay 20 frank vereydi, şimdi ben de bilirdim o hanımlar gibi giyinip kuşanmasını. Hem de gösterirdim o hanımlara nasıl giyinilip kuşanılırmış. Yabancı ülkelere geldiğimizden beri insaf yani Fedya. Daha tek entari diktirdin mi bana? Peki o zaman nasıl oluyor da kötü giyiniyormuşum. Üstüm başım dökülüyormuş diye azarlayabiliyor beni. Sinirleneceğine kendisinden entariler istemediğim, bu amaçla durmadan başının etini yemediğim için beni daha çok takdir etmesi gerekmez mi gerçekte? Pazar 22 Eylül Işıl ışıl bir sabah. Evde kalmayı hiç canım istemediğinden küçük bir gezinti yapmaya çıktım. Postanede annemden gelmiş bir mektup buldum. Doğrusu çok da sevindim Fedya'nın yanımda olma işine. Postaneden çıkınca şöyle bir dolaştım kentte ve New alanına geçtim. Orada sokağa çıktı yapan setin üzerinde ileri doğru vardım. Sonra gezdim çeşitli sokaklarda yüksek evlerle çevrili çok eski bir yapı olan Saint Pierre Katedrali'nde gittim. Mahalledeki bu uzunca gezintiden sonra duvar saatinin yanına varıp kaç olmuş bir bakayım dedim. Daha iki bile olmamıştı. Eve dönmeyi istemiyordum. Çalışıyordu Fedya. Rahatsız ederim düşüncesi vardı içimde. Her ne kadar kendisi bunun tersini hep söylese de gene de çalışmasına engel olmaktan korkuyorum. Saat 3'e doğru döndüm eve. Maykov'un anneme yolladığı mektubu gösterdim. Ne ciğeri beş para etmez adam bunlar. Biz de tutmuşuz. Asil, Ali Cenap, yetkin insanlar kabul ediyoruz bunları. Sonra yemeğe gittik. Yolda şöyle biraz durumumuzun iyileşmesi için ne kadar paraya gereksinimimiz olduğunu hesap ettik. Bir ay Floransa'da, sonra iki ay Paris'te kalmak isteseydik, günlük masrafımıza ek olarak elbise almamız için 100 frank, ailelerimize yollamamız için 1000 frank, ödünç para aldıklarımız arasında paylaştırmak üzere 400 frank yani bize en azından 10.000 frank gerekiyordu. Tabi bu hayali bütçeyle de öyle ahım şaham günler de geçirecek değildik daha. Bu durumda ailelerimize yollayacağımız 1000 frankı düşündükten sonra elimizde kalacak bu 10.000 frankla bana iki entari diktirebilecekti Fedya. Birini evde öbürünü de sokağa çıkarken giyecektim. Doğrusu böylesi varsayımlar eğlendirici olduğu kadar da incitiyor beni. Bir defa 10 bin frankımız yok. İkincisi bir gün zengin olacağımızı düşünsek bile zaten bu kadar paramız hiçbir vakit olmayacak ki. Kuruntulara kapılı verip gitmek, hayallere dalmak, çekici bir yanı olsa da boş lakırtılara kulak vermek, özet olarak daha bunlar gibi bir takım anlamsızlıklar çok can sıkıcı geliyor bana.'' Bir de yaptığı hesaplara bakarak Fedya'nın gözünde Rusya'daki aile yakınları kadar olsun bir değerimin olduğu izlenimini edinemedim ki. Okumaya gitti yemekten sonra. Bense evde kaldım. Gezmeye çıktık altıdan sonra. Çıktık ya nereye gidelim? Her şeyden sıkılıyoruz. Hiçbir şey açmıyor bizi. Böyle bakınca da tabii ilginç hiçbir yer yok diyoruz. Çene giden sokağa saparak rastgele yürüdük. Orada bilmiyorum ne şenliği, Herkes sokağa dökülmüş eğleniyordu. Çıktık dışına kentin. Bir buçuk vers oldu galiba. Villaların bağlandığı yere vardık. Böylece epeyce uzak sayılacak bir yürüyüşle akşama ettik ve eve döndük. Sokaktaki gezintimize neşeli denemezdi. Dönüşte bir bakıma parka benzese de gerçekte küçük bahçesi olan bir parka girdik. Çok kalmadık. Çünkü birileri vardı orada ve çene çalmayı İster istemez konuşulacaktı. Hiç canımız istemiyordu. Ferya tüm yol boyunca artık eve dönüyoruz. Floransa'dan Venedik'ten söz etmeyi bir türlü bırakmadı. Andığı yerleri hiçbir zaman göremeyeceğimi düşünmek benim için çok üzücüydü. Ya Rabbi, şimdiye değin gördüklerimden başka yerler görmeyi senden nasıl isteyebilecektim? Dua ettim yatmadan önce. Duam çok uzun sürmedi sanıyorum ama Fedya'nın hoşuna gitmemiş olmalıydı ki adeta kınama edası içinde eleştirdi beni. Şimdilerde herkes kızdırıyor onu. Ben de hemen kalktım. Tartışmak istemediğimden çok hızlı bir hareketle iyi geceler deyip yatağıma uzandım. Bununla birlikte öfkelenmekten de kendimi alamadım. Bunun üstüne kalktı Fedya yanıma gelerek iyi geceler diledi. Sonra gene iki kez geldi yanıma kabalığı, yakışık olmayan uyarısı için kendisini bağışlamamı istedi. Tamamen barıştık sonunda. Bugün çalışmadım. Çünkü hiçbir şey söyleyip yazdırmadı dün. Pazartesi, 23 Eylül. Bu sabah son derece üzüntülüyüm. Bugünlerde sıkça oluyor böyle haller. Bilmiyorum nasıl oluyor. Yüreğim öyle daralıyor ki nedenini kavradığımı sanıyorum. Her şeyi ta içindeki tepki gösteriyorsam hata Fedya'nın değil mi? Entarimin çirkinliğini sürekli söylemesi usuma geliverdi yeniden. Sorun sadece ikimizden birinin kabahatli olduğunun ortaya çıkarılması, bunun hangimiz olduğunun belirlenmesi midir? Ben değilim elbette kabahatli olan. Entarimi temizlemeye uğraştım sabahtan beri. Sonra ev sahibelerimizden ütülerini istedim. Verdiler hemen. Çok nazikler doğrusu. Ütülenmiş de olsa yeni bir entari görünümü vermiyor gerçeği söylemek gerekirse. Uzun zamandır giyiyorum. Doğal değil mi zaten eskimesi? Dediğim gibi çok üzgünüm. Nem var diye Fedya da sorup duruyor. Başım ağrıyor dedim ve neye üzüldüğümü sorarak canımı sıkmamasını rica ettim. İşte böyle tatsız tutsuz şeylerle geçip gitti günümüz. Birbirimize kızmış bir halde öğle yemeğine gittik. Elimden geldiğince neşeli görünmeye çabaladım.'' Gece de öyleydim tamamen. Fedya nihayet öfkelendi bana. Acıyı, hüznü yalandan tasalıyormuşum. Sonunda da aldırmıyormuşum zaten bunlara. Gerçekten ne tuhaf insan. Kızıp da küplere binmeyi aklımın ucundan geçirmediğime hiç güven vermedim mi ona? Benimle tartışmak, çekişmek isteyen, mütemadiyen kavga etmek isteyen kendisi değil mi? Postaneye gittik akşama doğru. Meyveler aldıktan sonra da küçük bir gezinti yaptık. Kızıp da gene beni azarlamasın diye koluna girmiş yürüyordum. Korogeye giden yolu tuttuk ya. Sonra şimdilerde kazık duvarlarıyla çevrili surlar boyunca uzandık ve botanik bahçesine geri geldik. Oradan da tiyatronun önüne gelmişti ki Fedya bir gün tiyatroya gidelim dedi. Biletler çok ucuz olmalıydı. Cenevre'de hiçbir eğlencemiz yok. Öbür günlerdeki oyunlara öğrenelim diye afişlere bir göz attık. Bilet almamıştık tabi. Cenevre'de ne kadar kalırsak kalalım bir defa olsun tiyatroya gitmeyeceğimize yüzde yüz eminim. Daima aynı şey. Her yere gitmeyi, her şeyi görmeyi istiyoruz ya. Uzun sözün kısası hiçbiri gerçekleşmiyor tasarlarımızın. Akşam yeni bir çekişme. Tartışmamak için elimden gelen tüm dikkatimi gösterdiğim halde. Benim kötü kalpli olduğumu, kendisini bile bile bunalttığımı açık açık söyledikten sonra ancak son verebildi tartışmaya aramız hayli soğuk bu yüzden